Makine dinamiği, ders notları, dönem cisimlerin dengelenmesi, yedinci örnek. Bu örneğimizdeki verilen problemimizde iki tane dengelenmemiş kütle var ve şaftın dönüş hızı 10 radyan bölü saniye. Yine burada idealize edilmiş şekilde yataklardaki düzeltme düzlemi olduğu ve yataklardaki düzeltme düzlemine konulacak olan kütlelerin ve bunların yatayla yapmış oldukları açılar isteniyor. Dört tane bilinmeyen var. Dolayısıyla denklemlerimizi yazarken elbette moment denklemiyle başlayacağız. Ama önce bilinen kuvvetleri de yazalım elbette. Dolayısıyla biz F1 ve F2'nin hem büyüklüklerini hem de yönlerini biliyoruz. Yazmış olduğumuz toplam kuvvetler eşittir sıfır denklemi, D'Alembert denklemiydi. FRCP ve FLCP'nin hem büyüklüklerini hem de yönlerini bilmiyoruz. İkinci denklemimizi yazacağız. Moment denklemimizi. Bunu da yine sol düzeltme düzlemine göre moment alalım. Dolayısıyla M1 kütlesinin, M2 kütlesinin ve sağ düzeltme düzlemine koyacağımız kütlenin yaratacağı momentlerin toplamı sıfır olmalı. Moment 1 ve moment 2'yi buradan kolayca bulabiliyoruz. Moment 1'in büyüklüğü 10 Nm, yön olarak ise sağ el kuralına göre buluyoruz elbette. Kuvvet kolu vektörel çarpım kuvvet olacak ve bu da M1 momenti şekilde görüldüğü gibi yukarıya doğru yatayla 90 derecelik bir açı yapıyor. B2'den dolayı oluşan momenti kolayca yine bulabiliyoruz. Büyüklüğü 20 Nm ve yatayla yapmış olduğu açı da 0 derece olacak. MRCP'nin büyüklüğünü ve yönünü bilmiyoruz. O halde bu problemi çözerken grafik yöntemini kullanacağız. Grafik yöntemini kullanacaksak bir başlangıç noktası seçeceğiz ve bir ölçek seçeceğiz elbette. Başlangıç noktamız burası. M1'i çizeceğiz ölçeğimize göre ve üzerine M2'yi eklediğimizde ise şu şekli erişmiş olacağız. Bu şekilde toplam momentler sıfır olacağına göre birbirinin ucuna eklenecekler. Dolayısıyla MRCP'nin de büyüklüğünü ve yönünü artık biliyoruz demektir. Çünkü bu vektör artı bu vektör artı şu vektör olması gerekiyor. Yani bu vektörün yönünü de artık biliyoruz demektir. Elbette bu basit bir problem olduğu için geometrik olarak da hesaplayabilirsiniz. Şekilden de anlaşılacağı üzere bir dik üçgen olacak demektir. M1'in karesi artı M2'nin karesinin toplamlarının karekökü bize MRCP'nin büyüklüğünü verecek demektir. MRCP'nin büyüklüğü de 22,5 Nm çıkıyor. Yön olarak ise şekilde görüldüğü gibi. Bunun açısını da kolayca hesaplamamız mümkün. Madem elimizde bir dik üçgen varsa karşı dikenlerin komşu dikenler oranından şu açıyı kolayca belirleyebilirsiniz. Yatayla yapmış olduğu açıyı bulmak istiyorsanız da artı 180 derece diyeceksiniz demek ki. İletkimizi koyarak da eğer bunu ölçekli ve grafik olarak çözüyorsak da bulmamız mümkün. Madem biz büyüklüğünü ve yatayla yapmış olduğu açıyı biliyoruz, o da 206,5 derece değilmiş. Buradan da elbette FRCP'nin büyüklüğünü ve yönünü belirleyebiliriz. Elbette burada da gördüğünüz gibi M1'i 90 derece çevirirseniz F1'i buluyorsunuz. M2'yi 90 derece çevirirseniz F2'yi buluyorsunuz. O halde saatin yelkovanın dönüşünün ters istikametinde MRCP'yi 90 derece çevirirsek de FRCP'nin yönünü bulacağız. FRCP'nin yönü ise şu şekilde aşağıya doğru olması gerekiyor. Buradan FRCP'nin yönünü bulabiliyoruz ki saatin dönüşünde 90 derece çevirdiğinizde MRCP'yi, FRCP'yi bulacaktınız. Dolayısıyla şu yön FRCP'yi verecek. Bu açıyı da elbette iletkinizi koyarak ölçebilirsiniz. Ya da bu açıyı biliyorsanız artı 90 derece eklerseniz 296,5 derece olacak. Artık FRCP'yi hem büyüklüğünü ve yönünü bildiğimize göre denklemimizi kullanarak MLCP'nin ne olması gerektiğini bulabiliriz. O da 1,5 kilogram ve yatay yapmış olduğu açıda 196,5 derece yani şeklimizde ise hemen şu yönde ve 0,2 uzaklığında şu noktada 1,5 kilogramlık bir kütlenin konulması gerekiyormuş. Daha önceki örneklerimizde de olduğu gibi burada kuvvetlerin yönünü sanki momentlerin yönüymüş gibi alabilir ve çözebiliyorduk bu problemi. Bu problemde de gördüğünüz gibi kütlelerin hepsi tek bir tarafta olduğuna göre herhangi bir sorunla karşılaşmaksızın bu yöntemi uygulayabiliriz. M1'in yönü F1'in yönünde olacak ve büyüklüğü elbette gerçek büyüklüğü ve F2'nin yönünde M2'yi çizeceğiz. Şekilde görüldüğü gibi M2'yi çizdik. Evet, momentin kapanabiliyor olması için moment denklemimizin MRCP'nin de bu şekilde olması gerektiğini görüyoruz ve büyüklüğünün de 22,5 Nm olduğunu buluyoruz.
Buradaki MRCP'nin açısı elbette momentin açısı değil. Kuvvetlerin açısını momentlerin açısı olarak almıştık. Dolayısıyla bu da kuvvetin açısını verecek. Yani bu vektörün yatayla yapmış olduğu bu açı FRCP'nin açısı olacak. Momentin büyüklüğünü biliyoruz. FRCP'yi bulmak istersek de gördüğümüz gibi bu denklemimizden 30 Newton yine aynı şekilde buluyoruz. Açı ise 296,5 derece. Bu açı bizim kuvvetimizin, FRCP kuvvetimizin açısını doğrudan doğruya bize veriyor olacak. Ve elbette buradan diğer işlemleri de yaparsanız aynı sonucu buluyor olacaksınız. Burada da gördüğünüz üzere. Artık FRCP'nin büyüklüğünü ve yönünü bildiğimize göre FLCP'nin de ne olması gerektiğini kolayca bulabiliriz. Yine bir başlangıç noktamızı seçeceğiz. F1'in hem büyüklüğünü hem yönünü biliyoruz. Bunu uygun ölçekle çizdik. Elbette seçmiş olduğumuz ölçeği diğerleri için de kullanıyoruz. F2'yi de çizdik ve bunun üzerine FRCP'yi bulmuştuk. 30 Newton ve 296,5 derece yapacak şekilde bunu da çizdik. Ve bu vektör denkleminin kapanabiliyor olması için çok genimizde FLCP ise şu büyüklükte olacak imiş. Bu büyüklüğü ölçtüğümüzde 30 Newton olduğunu çıkıyoruz. Elbette açısal yöneliminde bulmak mümkün. Yatayla yapmış olduğu açı. O açıdan yataydan şu açı olacak demektir. Buradan iletkimizi koyup o açıyla belirleyebiliyoruz. O da 334 derece çekmiş ve denklemimizden de ne kadarlık bir kütlenin konulması gerektiğini buluyoruz. O da 1,5 kilogram. Yatayla yapmış olduğu açı ise 334 derece olacak imiş. Dolayısıyla şu açıya 1,5 kilogram ki bu sağ düzeltme düzlemine konulacak olan kütleydi. Yine bu açıda şekilde gördüğünüz üzere kabaca benzer bir şekilde çizmeye çalışıyorum. Yine bir 1,5 kilogram ve bu kütle de sol düzeltme düzlemine konulacak. O da 1,5 kilogram olacak yine. Bu kütleleri koyduğumuzda da bu dönem cismi dengelenmiş olacağız.